Ben bir Çıldırdım, giriş yapayım mı çıldırdım. acaba, hani merhaba, merhaba böyle giriş Bak yapmam falan öyle bir şey yapma, daha neler ya. Tamam, başlamış olalım. Hoş bulduk. mı? Rengini ne yapayım? Mavi güzeldi, soğuk renk koparıyordu bir süre. Okey, bu mavi galiba. Mavinin kaşık 5 tonu olduğu için Ya ben kararlı aşırı değilim. kalitesiz bir item ya. Şu var ya, yani şu gerçekten virüs kokuyor ya. Bir de bir şey diyeceğim. Zaten Türkiye'ye koronavirüsünü sen getirdin, biliyorsun değil mi? Yani böyle bir iddiaya şu an herhangi bir cevap verirsem beni içeri alırlar. Günde 28 tane kargo geldi İstanbul'a. Hepsi senin de. İşte süt karıştırıcı, latte'nin üstüne art yaptırıcı, işte klozet fırçası, Işığı. kıl. Korona Türkiye'ye gelmeden bir süre önce de AliExpress siparişlerimi durdurdum. Çünkü ben bilinçli bir Yaptın mı? Sen tüketiciyim. bilinç. Şuraya ekonomist Bora Mesut Palas yazıp işte paritelerin likiditeye etkisini tabii ki önümüzdeki dönemde daha sert göreceğiz. Aynen. Ben de Nevşin Mengü. Çok seviyorum o kadını çünkü, o yüzden. O şey mi? Geçen Triatlon medyayı reis. bırakıp kocasını boşayan bir Hayır. tane, o değil mi? O değil o. Yani hayatındaki tüm önemli kararları 3 gün içine sığdırmış. Buket O Aydın mı harika bir galiba? insan ya. O tam benim işte. Her şeyi sığdırıyorum. Sonra hepsi patlıyor. Kalıyoruz abi öyle. Ben de Dolap öyleyim. diyoruz. Birdenbire aşırı bir farkındalık. Her Şey şeyi tık oluyor, değil mi tık böyle? tık Destiny's Child Independent Woman çalıyor. yapıyorsun. Tım tım Aynen. tım question diye. Ondan sonra ne olur zınk. Abi, karantinayı biraz olsun konuşalım. Karantina bizi bitirdi. Yani Sesin çok zor bir takıldı. dönemdi. Şimdi nasıl? Şu an okey. Bademin özü karantina bizi diye çıktı. Aynen Ali biçime dönüşüyormuşum değil değil mi? mi? Abi. İzliyorum bu arada Ür yani. Ne İzliyor yazık ki. musun? Severek takip ediyorsun. Mesut benim ruh eşim olabilir. Şaka değil. Herifin serbest çağrışım memory datasıyla benimki aynı. Çünkü her videoda mutlaka bir şey söylüyorlar. Oradan bir şey atlıyorlar. Ben içimden ya da sesli bir şekilde aynı anda aynı şeyi söylüyorum yani. Ve buna sevinmeli miyim, sevinmeli miyim diyeyim. Ama Mesut müthiş bir herif. Çok deli ya. Güzel kafalar. Korona nasıl geçti? Korona. Korona karışık geçti ya. Bir ay falan çok zordu. Evet. Şok gibi geldi. Şimdi şöyle, zaten ekonomik veya işte hayata dair bir şey olduğu zaman ilk tokadı dövme sektörü yiyor her zaman. Çünkü hani en son gider kısmı ya işin, şaka bir yana. Hani Gerçekten dolar son fırlıyor 5'e girer işte, yani. en başta eskortlar, ikinci dövmeciler direkt tak diye kesiliyor diye düşünüyorum. Öyle de zor bir piyasa, öyle bir zor sektör. Gerçekten. Gülüyorsun ama bunlar gerçekler. Gerçekler. Zaten gerçek olması komik. Şaka Evet, olsa o ve kadar üst komik olmaz. trajikomik işte. Hani zaten işler duruyor, tak diye kesiliyor. Ondan sonra eve kapandık Mart ortası gibi. Mart başı bir baktık durumlara da. Ben şimdi ben Y jenerasyonuyum, hani böyle 80'ler ortası sonu doğmuş olduğum için inkar var bizde. Ne olacak diyorsun acaba, aman diyorsun, hani neler gördük. Ama işte olay o değilmiş. Yani baksana, da Haziran'a yaklaşıyoruz, yeni yeni normalleşme süreci diyorlar. Ben şöyle yaptım. İlk bir hafta hemen ilacı bulunur nasıl? Her şeyin ilacını buluyorlar oğlum. 2020 yılındayız falan diyorum böyle Bir bir aşk hoşgörüyle. acısı, Atarız devam. bir Bir aşk de acısı, bir koronanın buluşlar. Aynen. bulamadılar. Aynen. Bulamadılar be kral. Bulamadılar. Sigara kendinden yandı mı şu an? Sigara şu an kafasını şöyle uzatıyor buradan zaten. Şöyle işte ilk bir hafta inkar süreci oldu. Ondan sonra baktım geçmiyor. Bir hafta sonra daha geçer dedim, ama hani 2 haftada demek ki geçecek dedim. Böyle yapa yapa 2 ay Cehalet geçti. Hala level. geçmedi. Geçer ya 2 haftaya. Bütün dünya Geçer kavrulmuş ya. anasını satayım. Bir ibuprofen, parasetamol, bir şey kırıp atarız Kır yutarız şöyle. demiş Teraflu, bana. teraflu. En Teraflu güzeli. abi. İçiyorsun bir teraflu. Yorganın altına giriyorsun. Terliyorsun bir güzel. Terliyorsun hocam. Tabii. Terliyorsun. Sabaha tık yok. Bir de güzel duş. Neyse. 2 hafta baktım geçmeye. İçim ekşidi. Kardeşim yani. Bir de osur istiyorsan canlı yayından sonra. Sercan, Kim yaptı abi onu bir ya gerçekten? limonunu sorarsanız. 2 hafta geçti, baktım bu iş aylarca sürecek. Dedim ki Bora, sen yapacak bir şeyler bul kendine. Çünkü hani dövme yapamıyorum. Arada bir şeyler karalayayım, çizeyim falan diyorum. İşte
freelance işlerim falan da yok. O ara böyle bir grafik tasarım işi falan da hani aktif proje yok. O sonlara doğru geldi neyse ki şu 1-2 hafta benim güzel geçirdi. TikTok kurdum telefona. Hepimiz yaşadık bunu ya. Evet, hani içerik yüklemek için değil, izlemek için şöyle bir kafam dağılır diye. 13 dakika falan dayandım, sildim. O gün belki sen hikayelerde görmüşsündür benim. Hani kurduğum anı attım, bir iki video paylaştım. Dedim ki hani gitgide geleceğe dair umutlarım yok olmaya başladı. Ben abi siliyorum bunu. Yani TikTok üzerinden bir rehabilitasyon süreci asla olmuyormuş. Yok, çözümü, çareyi çok yanlış bir yerde aramışsın. Hayır, ben hani eğlence, böyle biraz serotonin, melatonin salgılatayım dedim. İşte uykular haram oldu söyleyen dayılar, hacılar. TikTok da kurtarmadı beni, sildim. Tavana bakmaya başladım böyle. İç hesaplaşmalar, işte psikoloğa mı gitsem çünkü çok sıkıldım falan. Böyle eski sevgililerimi stalklasam, dedim ki janti adamsın, İyi sana yok. Yakışmaz. Haydi bakalım millet! Bir kez... Neyse, işte sen zamanı... Aşırı ciddileşme. Güzel haberler gelmeye başladı. Hani bir ay, bir buçuk ay geçti. Tavana baktık sürekli böyle. Artık kendimi kesecek noktaya geldim. Ondan sonra güzel haberler. İşte normalleşme takvimi açıklandı. Berberler açıldı. Bir berbere gittim. Papaz gibiydim. O Bakü Ceyhan boru altından ne içiyorsun sen? Bu kadar şey gibi Tarkan filminde hancı bana şarap getirdiğince varil geliyor ya. Şöyle masaya küt diye vurmalı. Bu kahve abi. Düz. Sütlü. Laktozlu sütlü. Aynen. Süt dedin de sütyen mi sütyen mi? Böyle bir çakışma var internette. Kavgalar sütyen çıkıyor. Diyen köylüdür. Bak net söylüyorum. Sütyen ne abi? Ama var ya onun tartışması. Hani Metallica'cılar, Megadeth'çiler, işte Nikon'cular, Canon'cular, Tarkan'cılar, evet. Serdar'cılar, dördüncü de sütyenciler ve sütyenciler. Değil. Değil. Yani Athena. Athena. Değil. Athena. Doğrusu tamam. Sütyen. Tabii. Sütyen diyen köylüdür o zaman. Tabii. Burada da aynen aynen. Sütyen diye bir şey yok ya. Sinirim bozuldu söylerken. Sen ya. Karantinada ciddi sıkıntıya girmişsin. Sonra ben karantinada neler kırmızı, neler ya. Kırmızı ışığa geçiyorum. sen bitmişsin kardeşim. Neyse, TikTok işe yaramadı. Ne? Hayır konumuz karantinada cinsel hayat eksikliği. Of ben, yapma. Sen beni bu konuya getirdin. Sen beni getirdin buraya. Nasıl geçti? Yok, şöyle diyeceğim. Yokluk çok kötü. Rabbim de kimseyi yoklukla sınamasın. Amin. Amin. Amin de. Evde peynir yok, zeytine kafa atıyoruz. Şimdi bu hesaba göre bu kontekste neye kafa atıyoruz? Benson hikayesini bilir misin? Ama ne oldu? Sonrasında işte güzel haberler gelmeye başladı diyordum demin. Hani şu an şey gibisin ya, canlı yayında ekonomi dinleyen spiker gibisin. Benim dikkatim çok çabuk dağılıyor. O yüzden birini dinlerken suratımı çok oynatmamaya çalışıyorum. Suratımı oynatmam bile şuradaki görüntümün oynaması yüzünden dikkatimi dağıtıyor. Tam bir ADHD'yim yani. Ondan sonra güzel bir haber daha geldi. 2 gün önce sevgili Zeynep, grup hepsi üyeleri yeniden barışıyor. Ve bu beni mutlu etti. Hani şu dönemin şu 2,5 aylık kaosun içinden grup hepsiyle çıkmak, işte hiç bana bakma olmaz wow wow yapmak, günü açan çiçekler olmak, bunlar gerçekten insanın ihtiyacı olan şeyler. Yani kesinlikle. Çünkü nasıl diyeyim ki, her şey insanlar için. Abi şimdi herkes evde tek kalınca ya da biriyle kalsa dahi kendi kendiyle kalınca işsizlikten, güçsüzlükten herhalde epey bir muhakeme yaptı. Ve grup hepsi üyeleri çok. De abi biz bu gül içine acaba ayıp mı ettik demiş olabilir. Hani, şimdi evet. Acaba ben bu kızlara ayıp mı ettim demiş olabilir. Hı. Ve bir gece ansızın kızlar ne yapıyorsunuz gibi belki bir mesaj, belki bir grup hepsinin işimi WhatsApp grubunda kuruldu. Birdenbire Gülçin hepsini ekleyip bir grup açtı belki gecenin köründe. Dedi ki... Olabilir ve komik bir video var. Attı mesela. O... Aynen. Kızlar aklıma siz geldiniz ya. Ha ha ha. Ne yapıyorsunuz? Gibi bir şey attı belki. Oradan bir konuştular. Olabilir. Dediler ki abi bu zor zamanlarda fanlarımızı daha fazla bize hasret bırakmayalım. Ve... Sadece fanları da değil. Bütün ülkeyi o lokomotif güç biziz dediler. Belki çünkü de. Çünkü öyleydi gerçekten. Bir dönem hatırlıyorsun. Tabii. Tabii canım. Yani, belki de Eurovision geri gelecek. Belki de grup hepsi Eurovision'a katılacak. Bizi temsil edecek 4 tane güzel kadın. Neden olmasın? Kilitli kapılar açılsın lütfen yani. Eurovision'un geri gelmesini o kadar çok istiyorum ki.
Erozyon duruyor. TRT katılmıyor yıllardır. Biliyorum. Yani Türkiye'ye aynen. geri gelmesi hani. Türkiye'nin katılması aynen. ve aynen. Türkiye'de de artık izleyecek olmamız diyeyim tabii. Şimdi hala Erozyon'u aynen. takip eden var da ben kendi ülkem olmayınca milliyetçi damarım. Olmayan. Olmuyor değil mi? Şey yapsana bir tane dayı. Fesli dayı var ya bir tane. 100 kilo aya. Aya. Kain diktatör. Kain diktatör. Kain diktatör. Diyorduk. İşte bu dönemden grup hepsiyle çıkmak iyi gelebilir insanlara. Ben kesinlikle. Bunu savunuyorum. Bir terapi olur çünkü her şeyin dışında kendi kendimize maruz kaldık ya. Ben yani çok acıyorum benim önceki manitalara, çevredeki insanlara, arkadaşlarıma her zor biriyle muhatap olmak zorundalarmış ya. Kendi kendimi yedim içten ya. Ben de. Yani çok üzüldüm. Çok fazla şeyin değişmesi gerektiğini fark ettim. Kötü olmadı kesinlikle. İyi oldu. Ama geride kalanları gerçekten ya da şu an hala hayatım olan insanlara da şükrettim. Hani dedim ki siz nasıl İyi hala buradasınız? Siz gitmediniz mi dedim yani. Ve o kadar hiçbir şeye vakti olmayan insanlar olmuştuk ki tüm dünya yani belki hepimiz bizim jenerasyonumuz çok işim var. Çünkü bir çalışma hırsı, para kazanma hırsı, götü kurtarma hırsı ve içgüdüsü tabii ki yaşadığımız ortamda yani. Ama şimdi koştur sonra öyle bir kıçımızın üstüne oturduk ki herkes böyle birdenbire aydınlanıp ne oldu? Demek ki her şeyi vakit ayırabiliyormuşsun olduk yani. Bence çok güzel katkıları oldu herkese. Olacaktır. Yani şu an kötü olduğunu İllaki. Düşünen herkes bu sürecin sonrasında kesinlikle yani, çok daha mutlu olacaktır yani. Kötü mü kötü? Yani işte finansal olarak, fiziksel evet. olarak ne bileyim başka konularda yıpratmıştır ama gerçekten hani 32 yaşındayım. Hani belki 10-15 yıldır ilk defa kendimi düşünecek ulan ben ne yapıyorum, ne ediyorum diye. İnsanlara ne yapıyorum, işte dışarıdan bakıldığında nasıl biriyim diye düşünecek vaktim oldu. 10 numara bir şeydi ya, hatta hani böyle şey dedim ki eskiden kalbini kırdığım bir iki kişiye mesaj mı yazsam, hani ben hayvan evladıymışım, şimdi fark ediyorum. İyi akşamlar. Hani, özür dilerim falan diye böyle. Ben şeyi söyleyecektim abi yani herkes... sigara içebiliyor muyuz? Bilmiyorum, umarım içebiliyorsundur, içemiyorsan... Şey koyarsın, çiçek. Seni komple sansürleyeceğim. Nasıl sıcak biliyor musun? Şuradan gelen bir ışık var ki beni banker biliyor, lambam var orada. Bir ışık geliyor ki ben o ışığa bakıyorum alıyorum ki. Adı Doğu Ekspresi. Hep üst üste bindi. Beyaz futbola döndü bu Oo, sen Sinan Akçıl'ın kendine yaptırdığı doğum günü pastasını gördün mü? Abi gördüm. Bana daha çok benziyor. Bak, açsana. Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası olay oldu bak şimdi. Abi bu biraz Murat Boz'a benzemiş. Onurşan diye bir türkücü vardı. Aşırı Onurşan'a benziyor. Onurşan'ın renkli lensi. Yok. Mustafa Ceceli niye yine İstanbul Üniversitesi okumaya yeni gelmiş birisi gibi geliyor? Ya bir şey diyeceğim. Bunun birlikte olduğu insan ya da eşi sanırım modayla ilgilenmiyor mu? Bu adam niye de facto'dan indirim reyonundan giyinmiş gibi? Sinan Akçıl da LTB'den bir sweatshirt almış yodalığı. Bakar mısın? Ve niye Atatürk büstü gibi yapmışlar? Şeye gel ya. Muhtar görsellerine bakacaktık. Muhtar görselleri. Of. Aynen. Bora bugün dedi gelelim ki... Gelelim. Bora bugün dedi ki muhtar afişlerine baksana bir ara Google'dan dedi. Dedim ki beraber bakalım abi yayında. Görsellere giriyorsun ve yepyeni bir galaksiye girmeye başlıyorsun. Bak mesela neler var, ben sana buradan değişik şeyler göstereyim. Abi. Kışla Mahallesi Muhtar Odayı Şenol Civak. Her şey Kışla Mahallesi için. Yani abi iki cümle başka bir şey düşünemedim. Sloganımız ne olsun? Vizyon. Yeni yüz, yeni vizyon. Ne diyorsun? Birine benziyor, kafayı yiyeceğim şimdi. Kime benziyor bu adam? Balık Ayhan ama biraz ten beyazlatma yapılmış. Sibel Can'ın Kanas'ın klibindeki kısa saçlı döneminin ön perçemleri bunlar. Biraz rengi değiştirelim. Bu abi ziyan olmuş. Ben sana çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Bu arada bir tasarımcı gözüyle bu afişlere nasıl bakmak istersin? Ben tasarımcı gözüyle hiçbir şey burada yorumlamak istemiyorum.
Her şey kırmızı, her şey Impact fontuyla yazılmış. Fotoğraflar default. Ama bu ne? Uyanaklar nedir? Ben bu adamı öpmek istiyorum ya. Şey bu. Lego adamlar vardı ya, saçını takas gibi takıyordu yukarıdan. Keloğlan hikayelerinde böyle resmedilen karakterler olur ya, çok üstüne uğraşmadan çizerler. Böyle arkada duru figüran Keloğlan karakteri. Evet. Oradan almışlar gibi kafasını ve bir takım elbisenin üstüne yapıştırmışlar gibi duruyor. Aşkım tokatlı, bu şey, aşkım kapışmak. Tam sonra duyduğum en iyi ikinci adres o ya. Soul animal'ım bu adam. Senin poşaf. Görev verilmesi halinde azimle çalışacağım diyor. Hani normalde yatıyorum. Evet, ama görev verilmesi halinde bu şey işte, asker mantığı bu. Hani normalde çimlere yatıyorum ama höt dedim komutan, azimle çalışacağım. Bu adamın yapacağı hiçbir şey güvenmiyorum şu an mesela. Hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama bir asla. Şey diyeceğim. Görev verilmesi halinde çalışacakmış. Ya verilmezse, anladın mı? Bir iki gün bu adama görev vermesen. O çok kötü olur. Bu adam hamlasa. Yani. Bir de aniden kalkarken böyle demir eksikliği varsa. Başı dönse düşse. Uğraş dur. Bu abiye de oy vermiyoruz o zaman değil mi? Muhtarlık şeyi. Devam ediyorum. Buna oy vermem. Ben şu an hiçbirine güvenmedim. Sen mesela kıyabilir misin ya ben buna oy vermedim demeye? Bu adama kesinlikle oy vermek zorunda kalırdım. Onun yanaklarını sıkmak için. Oy oy oy. Kimin muhtarı bu? Kimin muhtarı mı oydun sen? Peki bu abimiz kravatı oturmamış. Emanet bir beden. Saçlar emanet. Her şey emanet. Gölgesi bile emanet adamın. Hatırlar mısın? Terry Richardson fotoğrafçı vardı. Böyle beyaz zeminde ünlülerin fotoğrafını çeken. Evet. Dandik kamera. Tam onun kadrajı değil mi bu? Şu sert gölge. Ama üstünde kıyafet var. Oradan kaybediyor. Evet. Ve Terry Richardson kendisine herhangi bir aksiyonda bulunmuyor. Esentepe'nin gazeteci muhtar adayı Robert Atemo var karşımızda. Robert Atemo Pabucumun Dünyası dönemi. Evet, Pabucumun Dünyası. Tabii tam olarak. Bu arada iyi şarkıdır ha. Robert Atemo'yu biliyorsun. Laf ettirmem. Bence Robert Atemo için ayrı bir bölüm yapılır mı? Yapılır. Şafak baskınına uğramış Yusuf Bey. Abi ne yaşıyorsun? Neyi şokundasın? Neyi şok hani? Adamın gözlerinin orantısızlığı o kadar canımı sıktı ki. Çok ağır tutuldum ki. Neli nargile seviyor bu arkadaşımız. Abi tam oraya geliyordum. Ben gül nane diyorum. Nanesi biraz daha bol. Şey herhalde Tuba. Sofi Tuker. Bana verenin abi seni verecek bir şey kalmadı. Kim bu ya? Plastik sandalyede olan adamı koymuşlar. Verin yetkiyi, görün etkiyi. Abi bak, bu evet. Adama oy veririm. Bu slogan çok hoşuma gitti. Kobra'nın yanındaki, iki yanındaki kobra vektörlerine ne diyorsun? Yani bir kere kobra ismi zaten biliyorsun. Senin ve benim için çok özel. Agresif. Evet, kobra Murat'tan evet. Dolayı. İkincisi slogan çok başarılı. Üçüncüsü parayı kıyıp sokağın orta yerine bunu asmış. Bu bir vizyondur. Yani görsel çok hani... Abi otururken, abi şu afişi bastıracağız, bir fotoğraf çekelim mi demişler gibi yani. Bu zaten fotoğraf şeyde, Ozan İççi'de çekilmiş bence. Yani bizden biri, ben bu reisi sevdim. Bir de o al yanak reise kıyamayacağım için oy verirdim şu ana kadar. Al yanak reis, evet o bambaşka. Şöyle bir arkadaşımız var, Eğirdir'den. Sen ben yok biz varız bu. Kıza yazacağı WhatsApp şeyini muhtarlık afişine mi yaptırmış? Ve gözlerim kanadı. Nereye odaklanacağımı evet. Bilmiyorum. Yani... O kadar kötü ki tasarımsal olarak. Hani sen bununla ilgili daha çok yorum yaparsın mı? Tasarımsal olarak yorum yapabileceğim bir şey yok. Hani yukarıda Turkcell fontu var. Aşağıda davetiye, düğün davetiyesi fontu var. Monotype Corsiva kullanılmış. Oylar evet, sizden. Evet, genç hizmet bizden. WhatsApp haber ihbar. Sen Show TV misin? Neden ihbar attın? Bu şey değil mi ya? Ekrem abi kolpaçımadı. kalkalım da ayıp oluyordu ya. Ekrem abi ölü. Kimi koparıyor? Kendi payı. Bu abi rakı masasından kaldırıp afiş fotoğrafı çektirmiş. 70'lik devirmiş abi. Şey yapıyor değil mi? Özür diliyorum. Bak ben size saygı duyuyorum. Buna da oy vermem ama. Vermiyorsun değil mi? Sen bugüne kadar kimlere oy verdin? Ben henüz oy verecek birini bulamadım. Birazdan bulacağıma inanıyorum ama. Biraz da bayan muhtarlardan gidelim istersen. Bayan mı? Kadın o bir kere. Bayan anamdır. Kadın kadındır. Çiçekte babandır diyebilir miyiz? Evet. Kavurma toptancısı bir abimiz. Kasap sucuğu satıyor bu adam. Evet. Baton sucuk hem de böyle kocaman yazmış. Yani.
Ama bak, muhtarlığı kazanınca evini sağlık ocağına verecekmiş. Evsiz kalacaksın. Abi yani. Şeyde mi, dükkanda mı yatacak? Ben bu adama oy vermezdim bu yüzden. Of, adam evsiz kalmasın diye oy vermem ben bu evet adam. Ya. Üzdü ya bu adam. Ben bunu geçiyorum. Yine geldik o şehvet dolu bıyıklara. Şu an benim de benzerine sahip olduğum... Ben birçok iş başardım ve başarmaya da devam edeceğim bıyığı. Yalnız bu özgüven, yani gördüğüm muhtar adayı afişlerinden en özgüvenli poz. En özgüvenlisi ve takım elbisesi üstüne omuzlardan ve dirsekten tam oturanı. Sen nesin ya? Sen, sen işte benim Karla Gelfer'lisin. Durumlara bak ya. Ama saçları keşke askeriye de kestirmeseymiş de dışarıda şey diyeceğim, bu çocuğun adı Cansa. Çok iyi bir slogan. Taze kan, evet. Taze can. İsmi Cansa, oyumu veririm. Bakalım mı neymiş? Size vermem. Bak bakalım. Doğu'nun en genç muhtar adayıymış. Title'a bak be. Keleş galiba adı. Bakalım. Orhan Keleş. Taze keş, taze keleş gibi bir sloganla da çıkamazdı zaten. Yani. Taze kan, taze Orhan. Taze Orhan biraz şey zaten ya. Eskortçı. Beylikdüzü pasif hashtaginde çıkan Taze Orhan. Buna oy vermez misin? Buna oy vermezsen. Bak en adiyim. Bunun için Turgut Reis'e gideceğim. Kütüğü Turgut Reis'e alıyorum. Sen buna oy vermezsen seni göğüs uçlarıyla öldürür bu. Cam keser cam. Lazer kesin. Siyasi tezgahı ya reis. Bir şey diyeceğim. Burada hiçbir şey normal değil ya. Şunu aç. Of. Ha? Atmaca olması ve lakabıyla çıkması inanılmaz. Kadının. Kadın mı herhalde değil mi? Yani beyanı o şekilde sanırım. Bilmiyorum. Bu arada yani bilemeyiz. Belki de kadın ama kendini erkek olarak tanımlamak istiyor. O zaman şey diyebilir miyiz? Hani gender fluid olarak direkt koparabilir miyiz tüm? Kesinlikle. Ne istiyorsa o. Hangi cinsiyeti benimsiyorsa o. Hepsine saygımız zaten var. Zaten belli ki hayatı da nasıl istiyorsa öyle yaşayan biri. Zaten hani hırka giyip, sütyen takmayıp kravat takmış yani. Alkol de sansürlemiş bak. Şey demiyor, alkolü bırakayım şu fotoğraf çekeyim de demiyor, alkolü sansür. Şey ne, aşağıdaki aza heyeti nedir? O da rakı sofrası arkadaşları yani başka bir şey. Hepsi pizlenmiş değil mi, Matiz modda var. Ben buna evet damgasını basıyorum. Sanırım ben oy verecek birini bulamadım Zeynep. O yüzden çıkış yapacağım. Yazıklar olsun sana ya. Benim favorim atmaca yani kesinlikle. Nipple Reis. Evden çıkabiliyoruz artık. Hafta sonu yasakları da kalkıyor. İlk nereye doğru koşacaksın? Hiçbir yere doğru koşmayacağım ya biliyor musun? Yani bir süre daha koşmayacağım. Çünkü ilk dalga hani şey gibi düşün. Sinemada oturursun film biter ve birdenbire millet kapıya yığılır ya. Ya da uçakta. Sen beklersin biraz daha rahat rahat çıkmak için. Ben açıkçası bu taktiği uygulayacağım. Ve ilk etapta kusarak dışarı çıkanların o ilk partinin içinde olmayarak ortalık sakinleşince daha az insanın olduğu ve daha güvenli olduğu tabii ki bir dönemde çıkmayı planlıyorum. Yani benim sen istiyorsun ki onlar hastalığı tekrar kapsın. Hastaneye 14 gün gitsinler. O arada ben gezerim. Aynen o 14 günde ben şöyle bir dolanırım çiçek. Yani. Çiçek. Ama açık çok öyle şey değilim ya. Ay bir kafeye gideyim falan. Artık yavaş yavaş arkadaşlarımı görüyorum çünkü evden eve nakliyat yani. Zaten ben evde oturmayı şey çok severim. Kafe kültürünü de öldürecek mi lan yoksa? Spor salonu kültürünü bitirdi zaten. Hayırlı olsun. PT'ler MT'ler sıçtı. Ancak online herkes, ders verebilirler. He. Ama herkese zaten bence YouTube'dan video izleyerek spor yapabildiğini keşfettiği için PT'ler de sıçtı bence. Kendi inisiyatifin dahilinde çıkmamak güzel bir şeydi de. Evet, evet. Çıkmayın dendiğinde ben bir hafta falan sanırım koşacağım ya dışarılarda. Piştik değil mi ya? Yayını bitirsek mi şimdi? Yayını bitirelim şimdilik. Yani ilk defa böyle bir şey yaptık. Biz normalde bu arada... Sinirim bozuldu. Ne olur. Kapa. Burada inisiyatif. Kapa. Belli. Kapa. Bir şey diyeceğim. Ben şu saniyeden sonra stabil bir konuşma devam ettiremeyeceğim. Gülme. Sinirlerim elinden çıkıyor. Sinir krizi geçiriyorum yeter ya. Oğlum çok güzeldi giriş gelişme. Sonuçta fena ama, oldum ben. Ama ben yani. Kötü oldum. Hocam Bora kötü oldu. Remir gidiyor. Bora kusuyor.
Saçımı şeyini kapatayım da. Küçük koala su içiyor. Evet, bitiriyorum çünkü sinirlerimiz çok bozuldu. Hani aklınıza bir konu gelir. Siz bayağı dümdüz boş yapıyormuşsunuz ya, bir de şunu konuşun dersiniz. Yazarsanız aşağıya muhakkak değerlendiriyor oluruz. Ama biz zaten onun dışında... Ne diyorsun? İçime doğru. Ama çok iyi gidiyordu. Çok iyi gidiyordu ya. Onu normale dönüyorum. Olur böyle şeyler yani, insanlık hali. Onun dışında biz bundan keyif aldığımızı düşünüyorum kendi adıma. Sen de bence keyif aldın. Sinirleriniz bozulsa da. Bobros videosunun sonundaki gibi. Her videomuzda değdi yapıyoruz. Bunu evet. Da yapalım ya. Ama değdi mi? Değdi. Ben çıkıyorum, sen kapanış yap. Hayır, kapatmıyorum. Tamam, ben de çıkıyorum. Çıktı. Vallahi çıktı. Oh, evet. Nasıl bir, yani hayatımda ilk defa bir Zoom yayını yaptığım için nasıl kapatıldığını bilmiyorum hiçbir şekilde. Ben de şuradan usul usul çıkıyorum ve sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Şuraya baksam daha iyi olurdu sanki. Bay bay. Başın mı ağrıyor? Kremini sür. Ayağın mı kırıldı? Kremini sür.